Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle grafiti çalışması yapacağız. Bu çok zevkli bir çalışma olacak sevgili öğrenciler. Bunun için kullanacağımız malzemeler keçeli boya, kurşun kalem, silgi, fosforlu boyalar ve sulu boya. Hepinize kolay gelsin. Grafitisini yapacağımız yazıyı kurşun kalemimizle bastırmadan çiziyoruz. Bakın ben burada kendi kızımın ismini yazıyorum, Aleyna. İlk önce kurşun kalemle bastırmadan büyük harflerle yazdım. Daha sonra her yazdığım çizginin sağından ve solundan kutucuk olacak şekilde çiziyorum. Bakın çocuklar burada uygulamalı olarak gösteriyorum. Bakın çizgilerin bir sağından bir solundan birazcık 1 santimetre olacak şekilde ortalama çizgilerle kutucuk içine alıyorum her bir çizgiyi. Bakın görüyorsunuz. Tüm harflerde aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Daha sonra silgiyle ilk çizdiğim çizgileri siliyorum. Yani yazımız bir boyuttan iki boyutlu hale dönüşmüş oluyor. İlk önce tek bir çizgiyle yazmıştım. Şimdi bakın sağından ve solundan çizgiler çizerek yazımı kalınlaştırdım. Daha sonra siyah keçeli kalemle dış çizgilerin etrafından kontür çizgilerimi çiziyorum. Burada kesinlikle acele etmiyorum. Bazı harfler birbiri içine girebilir. Bakın N harfi, Y harfinin arkasında kalıyor. A harfi de aynı şekilde. Daha sonra bu iki boyutlu harfleri bakın üç boyutlu hale getiriyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum. Sol ve alt tarafa doğru birer santimlik her köşeden çizgiler çiziyorum. Eğik çizgiler 45 derecelik ve bunları birbirleriyle birleştiriyorum. Bakın görüyorsunuz köşelerden sol ve alt tarafı olacak şekilde 1 santimlik çizgiler çizip bunları birleştiriyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra siyah keçeli kalemle bu gölge olan kısımları siyah renge boyuyorum. Siz buraları laciverte de boyayabilirsiniz, kahverengiye de boyayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu işlemi de yaparken kesinlikle taşırmamaya dikkat ediyorum. Çizgilerin dışına taşırmamaya. Yavaş yavaş, özenli bir şekilde boyuyorum. Bakın şu anda yazımız böyle kutu gibi 3 boyutlu hale geldi. Gölgesi oluştu, bir yüzeyi var. Sol ve alt tarafa doğru da gölgelerini yaptım. Tüm harfler için bu uygulamayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra boyama işlemine geçeceğim. Bakın ben bir harfi ortalama 3 bölüme böldüm. Yukarıdan aşağı 3 bölüme böldüm kurşun kalemle. Ve fosforlu kalemlerimle en yukarıdaki kalan bölümlerini boyuyorum. Çocuklar bu sizin zevkinize kalmış bir olay. Ben 3'e böldüm. Siz 4'e bölebilirsiniz. 5'e bölebilirsiniz. Farklı renklerle boyayabilirsiniz. Ben burada fosforlu boyam vardı. Onunla boyuyorum. Siz keçeli boya, kuru boya, mum boya, pastel boya, sulu boya, her türlü boyayı kullanabilirsiniz. Orta kısmını turuncu renge boyuyorum. Bakın görüyorsunuz. Daha sonra alt kısmını da mavi renge boyayacağım. Çocuklar bu boyamalar tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ayrıca bakın burada detaylar çok önemli boyama esnasında. Şimdi mesela ben bir harfi 3 bölüme boyadım ama bu boyamaların içine de değişik renklerle doku çalışmaları yapacağım. Onu da gösteriyorum şimdi bakın. Turuncu renk keçeli boyayla noktalamalar yapıyorum sarının üzerine. Turuncunun üzerine kırmızı renkle çarpı işaretleri yapacağım. Mavi rengin üzerine lacivertle yatay çizgiler çizeceğim. Yani burada ne kadar çok detay boyaması yaparsanız çalışmanız o kadar çok güzel olur ve ilgi çeker. Siz kendi hayal gücünüzden farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Bakın şimdi turuncunun üzerine küçük çarpılar yapıyorum. Bunlar tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış çalışmalar olacak sevgili öğrenciler. Daha sonra çalışmamın arka fonunu sulu boyayla renklendireceğim.
Burada sulu boya yaparken şuna çok dikkat etmem gerekiyor. Sulu boyayla keçeli boyalar birleştiği zaman keçeli boyalar dağılabiliyor. Onun için sulu boya yaparken mümkün olduğu kadar keçeli boyayla boyadığım yerlere değdirmemeye gayret ediyorum. Bakın şimdi turuncu renk sulu boyayla boyuyorum arka fonu. Gayet bol su kullanıyorum. Fakat keçeli boyayla yaptığım yerlere değdirmemeye çalışıyorum. Bakın üst bölümünü turuncuyla boyadım. Alt bölümünü de açık yeşille boyayacağım. Yine aynı şekilde alt bölümünü de bol suyla yaydırarak sürüyorum. Burada da siyah renk keçeli boyalara değdirmemeye çok özen gösteriyorum. Sulu boyamızı sürdükten sonra çocuklar farklı bir renk alıyorum. Mesela kırmızı ve lacivert gibi. Bunları da sıçratma yöntemiyle harflerin üzerine gelmeyecek şekilde sıçratıyorum. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir efek oluşuyor burada. Siz istediğiniz renklerle yavaş yavaş böyle parmağınıza vurdurarak fırçayı değişik dokular elde edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.